Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Beşiktaş bugün bu akşam Borussia Dortmund'la Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Ben de bu maç öncesinde sizlerle beraber Beşiktaş'ın yeni sezon kadrosunu incelemek istedim. Çünkü çok iyi bir kadro. Yani bence yani objektif olmak gerekirse kesinlikle Beşiktaş'ın kadrosu şu an ligdeki en iyi kadro derim ben. Bir tek defosu var bence. Stoperlerde bir eksik görüyorum ben. Şampiyonlar Ligi için yetersiz olursa, ama onun dışında gerçekten Beşiktaş'ın kadrosu çok yeterli. Şimdi hemen sizlerle beraber futbolcuları tek tek inceleyelim. Son transfer Miralem Pjanić. 86 overall defansif orta saha. Orkestra şefi olarak gözüküyor. Gerçekten orkestra şefi. Ki Barcelona'dan da baktım alırken en yüksek overall sahip oyunculardan biriydi yani Pjanić. Yani Beşiktaş'ın bu oyuncuyu almasına ben şahsen çok şaşırdım. 30 yaşında Pjanić, duran toplar 90, falsos 87, bir yüksekten pas 87, alçaktan pas 88, top kontrolü 86, dayanıklılık 83, defansif farkındalık 75, top kazanma 77 ve 1.78 boyu var, 72 kilo ve 30 yaşında. Zaten mesela şu yeşil olan özelliklerine baktığınız zaman bu adam şey değil mesela. Sprint atıp çatır çatır yere gidip çalınacak bir adam değil. Tam tersi. Öyle bir alver pas yapıyor ki yani bir pas organizasyonu oluşturuyor. Ve tak 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 böyle ara paslar, kilit paslarla gol attırıyor. Yani çok ilginç, çok iyi bir futbolcu. Yani olağanüstü bir transfer. Alex Teixeira 82 overall. Santrafor, fırsatçı golcü olarak gözüküyor. Santrafor sağ açık, sol açık, santrafor arkası, ofansif orta saha, orta saha, sağ kanat, sol kanat her yerde oynuyor. O da 30-31 yaşında. Fırsatçı golcü. Hız 85, hızlama 88, denge 85, top sürme 85, sıkı top tutma 85. Diğer özellikleri zaten görüyorsunuz. Bitiricide 81, dayanıklılık 80. 1.74 boyu var, 72 kilo ve sağ ayaklı. Alex Teixeira da çok çok iyi. Adem Nariz kadro dışı kaldı ama 81 overall oynuyor. Ofansif orta saha olarak. 30 yaşına geldi yine o da. Yani aslında iyi bir oyuncu ama işte olmadı yani. Son yıllarda kötü gitti ki bu 81 overall yeni oyunda bayağı bir düşer yani. 76'lara falan düşebilir. Duran toplar vesaire özellikle fena değil. Genel olarak bu şekilde. Mert Günok yeni kalecisi Beşiktaş'ın 80 olarak 31 yaşında savunmacı kaleci. Aslında 32 yaşında. Şut gücü 80, sıçrama 80, fiziksel temas 84. Kaleci farkındalığı 90. Yakalama 80, uzaklaştırma 83, refleksleri 86. Kaleci uzanması 87, 1.96 boyu var, 90 kilo ve 32 yaşında. Domagoj Vida 80 olarak. Stoper sağ ayaklı, 32 yaşına geldi o da. Sıçraması 87, dayanıklılık 83. Kafa vuruşu 83, agresiflik 85, top kazanma 83, defansif farkındalık 78, 1.84 boyu var, 76 kilo ve sağ ayaklı. Bildiğim ikinci kaptan galiba Beşiktaş'ta Atiba'dan sonra, çoğu da gayet iyi. Ama Dortmund maçında yok galiba, sakat. Batshuayi çok çok iyi bir forvet bence. 79 overall santrafor, sağ ayaklı, fırsatçı golcü. Hız 83, hızlanma 77, dayanıklılık 76, bitiricilik 80. Genel olarak özellikleri gayet iyi. Yeşil olarak bir özelliği yok ama genel olarak özellikleri çok çok iyi zaten görüyorsunuz. 1.84 boyu var, 88 kilo ve sağ ayaklı bir futbolcu. Bu da Batshuayi, çok iyi bir oyuncu. Josef de Souza 79 overall. Defansif orta saha, 32 yaşında. 31 ya da 32, bu oyundan dolayı ben bir yaş büyütüyorum. Fiziksel temas 85, dayanıklılık 82. 83 top kazanma, defansif farkındalık 80. 1.88 boyu var, 80 kilo ve sağ ayaklı. Atiba Hutchinson 77 overall. Defansif ortası 37 yaşında olmasına rağmen 77 overall. Birçok mevkide de oynayabiliyor. Dayanıklılığı hala 83. Fiziksel temas 76. Şut gücü 75. Alçaktan pas 82. Top kazanma 81. Agresiflik 75. Defansif farkındalık 78. 1.87 boy var. 83 kilo ve 37 yaşında Atiba Hutchinson. Oğuzhan Özyakup 77 overall. GE 28 yaşında. Sıkı top tutması 85. Hızlanma 82, denge 78. Genel olarak özellikleri bu şekilde. Son zamanlarda oynamıyor zaten. 1.80 boyu var, 75 kilo sağ ayaklı. Raşit Gezzal sağ açık 76 overall. Sağ açık, sol açık oynuyor. Orta saha oynuyor. 28 yaşında gezici kanat. Onun da özellikleri bu şekilde. Yani top sürmesi 82, sıkı top 78, hız 77, hızlanma 79, şut gücü 76. 1.82 boyu, 65 kilo ve sol ayaklı. O da çok üst düzey özellik koymamışlar ama mesela çok çok faydalı, çok çok iyi bir oyuncu Raşit Gezal. Kayleri 75 overall santrafor, 25 yaşında, hız 80, şut gücü 84, sıçrama 80, fiziksel temas 84, dayanıklılık 77, bitiricilik 78, kafa vuruşu 77, ofansif farkındalık 80, 1.86 boyu var, 86 kilo.
ve sağ ayaklı. Enkudu 75 olarak sola çık, sağ çık önce 25 yaşında, hız 90, hızlama 92, denge 78, top kontrolü 75, top sürme 79, 1.72 boy var, 75 kilo ve sağ ayaklı. Valentin Rozier, o da sağ ayaklı. 75 olarak sağ bek, bitirici bek olarak gözüküyor, 24 yaşında burada. Hız 82, hızlama 80, şut gücü 80, dayanıklılık 82, top sürmesi 75, agresifliği 81, 1.75 boyu var, 71 kilo ve sağ ayaklı dediğimiz gibi. Mehmet Topal 74 overall, defansif orta saha 34 yaşında. Dayanıklılığı 77, yüksekten pas 78, şut gücü 81, dil hazırlıkları o şekilde. Agresifliği 77, 1.87 boyu var, 76 kilo ve 35 yaşına geldi Mehmet Topal. Douglas Pereira ile kadro dışı oynamıyor diye biliyorum. 73 overall sağ bek. Özellikleri bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Onu da çok değinmeye gerek yok. Javi Montero kiralandı tekrar galiba. Stoper 73 overall, gözlüklü reis. Sol ayaklı 21 yaşındaymış. Hız 75, hızlama 77, sıçrama 80, fiziksel temas 77. Defansif farkındalık 76, 1.85 boyu var, 76 kilo ve 21 yaşında, gerçekten gelişime açık bir oyuncu. Kenan Karaman, herkesin bildiği isim, 73 numara santrafor, 26 yaşında, fırsatçı golcü. Ofansif hakkında 78, top sürme 76, şut gücü 78, sıçrama 77, hızı 75, dayanıklılık 81, 1.89 boyu var, 83 kilo ve 26 yaşında Kenan Karaman. O da iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ta iyi işler yapabilir. Bu dediğimden dolayı beni linç etmeyin. Öyle dedim yani. Umut Meraş 73 var. Sol bek yeni transferi. Beşiktaş'ın hızı 75, hızlanma 78, denge 75, dayanıklılık 75. 1.78 boyu var, 73 kilo, sol ayaklı. Sade Uçan 70 kilo var, GV 26 yaşında. Falso 75, hızlanma 77, top kontrolü 82, top sürme 80, sıkı top tutma 79, alçak nafası 77, 1.82 boyu var, 65 kilo. Wellington 72 overall stoper, yok edici olarak gözüküyor. Fiziksel temas 85, sıçrama 83, şut gücü 77, kafa vuruşu 83, agresiflik 80, top kazanma 79, 1.81 boyu var, 88 kilo ve sağ ayaklı bir oyuncu Wellington. Gökhan Töre 71 overall sağ açık, 28 yaşında, hız 75, hızlanma 80, denge 78, falso 76, yüksek tempo 76, top sürme 79, 1.76 boyu var, 74 kilo ve sol ayaklı bir oyuncu. Can Bozdoğan, Schalke'den, 19 yaşında, sol kanat olarak gözüküyor ama daha çok orta saha oynuyor. Hız 76, hızlanma 80, top kontrol 76, top sürmesi 77, sıkı top tutma 79, 1.75 boyu var, 70 kilo ve 19 yaşında, sol ayaklı. Necip Uysal 70 over stoper, her yerde oynuyor zaten. Necip 29 yaşında, 30 yaşında gelmiş. Bir tek yüksekten pas 75, defansif farkı da 77, top kazanma 77, agresif 78. 1.80 boyu var, 72 kilo, sağ ayaklı. Ense Kaba sol bek, 70 overall, 30 yaşında, hız 85, hızlanma 83, dayanıklılık 82, top kazanması 75, 1.78 boyu var, 69 kilo. Ersin Destanoğlu genç kaleci, 70 overall, 19 yaşında, şut gücü 81, fiziksel temas 78, kaleci farkındalığı 77, refleksler 77, uzanmayı 83, 1.95 boyu var, 88 kilo. Rıdvan Yılmaz 67 over. Sol bek 19 yaşında Beşiktaş'ta. Hız 78, hızlama 82, dayanıklılık 76. Bu şekilde özellikleri. Hasic 66 over. Sağ açık. Hızı 79, hızlama 77, top sürme 76. 1.77 boyu var, 70 kilo, sol ayaklı. Bu genç bir arkadaşımız. Genç bir oyuncu. Delibaş, o da genç. Şu an kadrolar mı tam bilmiyorum. Saatçi, o da genç. 59 overall oynuyor stoper. Bilgin de 57 over stoper ve bu şekilde, yani Beşiktaş'ın tüm kadrosunu bu şekilde incelemiş olduk arkadaşlar. Son transferlerle beraber ben bu Beşiktaş transfer, yeni transferler diye bir video çekmiştim. O videodan sonra Beşiktaş 4 tane yeni oyuncu aldı. Pjanic geldi, işte Javi Montero geldi. Umut Meraş geldi, Bozdoğan geldi, Can Bozdoğan. Onları tekrar da ekleyip sizlere göstermek istedim. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Çok daha güzel oyunlar, oyun videoları gelecek farklı oyunlardan. İşte eFootball 2022'den, PES 2021'den yine devam edeceğiz eFootball çıkana kadar. Bu şekilde devam edeceğiz. Sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum ve abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.